Annyeonghaseyo Tonguç. Annyeonghaseyo Songsin님. Harikasın, artık son senin çalıştım hocam. Songsin님 hocamız, siz saygıdeğer hocamız. Siz saygıdeğer hocamız. Annyeonghaseyo Songsin님. Annyeonghaseyo da aleykümselam değil mi hocam? Annyeonghaseyo da merhaba Tonguç. Merhaba, tamam. Evet, bugün seninle çok önemli bir konuyu öğreniyoruz. Aa. Korece'de mutlaka bilinmesi gereken cümleler, her şeyin temeli. Hazır Aa. Mısın? Seninle söyleyip duruyoruz. Peki aynen, nasıl yazılıyor? Aynen, bu kesin bilmem lazım hocam. Selamlayamazsam mutlaka ne yapacağım? Mutlaka bilmen gerekiyor Tonguç'cum. Annyeonghaseyo. 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 Evet. Annyeonghaseyo. Selamu aleyküm. Selamu aleyküm. Annyeonghaseyo. Tamamdır. Annyeonghaseyo. Başladın. Peki, tanıştık seninle güzelce. Arkadaşla tanıştık. Ne diyorsun? Memnun oldum diyeceğiz. Nice to meet you. Nice to meet you. Artık geride kaldı Tonguç'cum. Asya Elbeden. Topraklarına. Aynen, artık Kore'deyiz. Pangapsımnida. Pangapsımnida. Burada bir harf yanlışlığı var Tonguç'cum. Pangapsımnida. Ben size daha kalın renkli bir kalem vereyim hocam. Daha kalın. Bu Pangapsımnida da Tonguç'cum, biriyle tanıştın, memnun olduğunda belirteceğin kelime oluyor. Annyeonghaseyo. Chonun Tonguç이에요. Pangapsımnida. Annyeonghaseyo. Chonun Tonguç이에요. Pangapsımnida. Hocam siz nasıl konuşuyorsunuz? Gerçekten ben merak. Hem siz Türkçe konuşabiliyorsunuz hem Korece konuşabiliyorsunuz. Ben Türkçe bile konuşamıyorum hocam. Tonguç'um, pratik yapa yapa seninle birlikte Korece konuşmaya İnşallah başlayacağız. Şimdi tanıştın. Sana yardımcı oldular. Yol tarif ettiler. Ne diyeceksin? Kamsamnida. Allah razı olsun kardeş. Sağ olasın. Yok. Sağ olasını duydu da anlamadı. Tepki veremedi adamcağız. Ha. Peki ne diyeceğiz? Kamsamnida. Kamsahamnida. 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 Teşekkür ederim dedik, geçtik. Peki eğer teşekkür ettiğimiz kişi bizim arkadaşımızsa, yakınımızsa, bizden de küçükse, aslında bizle yaşıtsa, komavoyo. Bu da Korece'de böyle samimi bir ifade aslında. Ha. Komavoyo. Hatta iyice kankansan komavo. Daha da kankansan yapabiliriz. Yapamayız Tonguç'cum. Komavo. Sadece komavo. Komavoyo. En üst çekilere kamsahamnida, tanımadığımız, ilk kez tanıştığımız kişilere. Peki bir hata yaptık ya da atıyorum işte metroda çıkmaya çalışıyoruz, birine bir şey soracağız. I am sorry ne sorry? I am sorry ne sorry değil. Şillehamnida. 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 Şimdi adama hata yaptın, yaramazlık yaparsan sana bir şille yapıştırıyor. Öyle düşün, tamam mı? O yüzden sen şillehamnida, şillehamnida. Peki hocam bunu nasıl söylersem gerçekten beni affeder. Yani benim söylediğim gibi söylersem adam daha da sinirlenir. Aynen böyle Tonguç'um, hafif bir şekilde başını öne eğdin. Nazik bir şekilde şillehamnida, şillehamnida. Şillehamnida. Şillehamnida dedin. Affedersiniz, geçebilir miyim? Affedersiniz nokta nokta nokta. Şimdi bunu artık iyi öğrendik. Korece'de hem lütfen anlamında kullanılıyor, hem de bir şey isterken, restoranda sipariş verirken, karşı tarafın bir şey yapmasını rica ederken hep chuseyo diyoruz. Rica anlamına gelir. Chuseyo. Örneğin. Chuseyo. Mesela aklına bir şey geliyor mu? Mesela restorana gittik, ramyon isteyeceğiz. Menü isteyeceğiz mesela. Evet. Menü chuseyo. Menü chuseyo. Ramyon chuseyo. Ramyon neydi hocam? Ramyon da bu erişteydi Tonguç'cum. Ha, her işte bir hayır vardır. Evet, doğru. Her işte bir hayır vardır. Ramyon chuseyo. İ şoçırır chuseyo. Şu gömleği veriniz dedik. Pek çok kelimeyle bunu birlikte... Chuseyo kelimenin sonuna yapıştırıyorum hocam. Yapıştırabiliyorsun. Aynen öyle Tonguç'cum. Nasılsın Chuseyo? İyiyim Chuseyo. Sen nasılsın, ben neyim? Nasılsın Chuseyo? Sadece yo'yu yapıştırsan da olur Tonguç'cum. Peki şimdi Kore'ye gittin. Sana karşındaki, sen böyle selamun aleyküm derken o da başladı. Aa, cesongamnida, chonun hangugo, hangugo pakke morumnida. Ben arkama bana kaçarım hocam yani. İşte o an diyeceğiz ki... Hatta bacaklarımla popoma vura vura kaçarım. Allah, bu adam bize ne diyor? Diyeceğiz ki ben henüz Korece'yi çok iyi konuşamıyorum. Hangukmal. Hangukmal, Korece demek. Hangukmal. Kralın adı. Hanguk, Kore demekti. Mal, laf, kelime demek. Hangukmal, Korece. Çal, iyi. Pek iyi. İyi, pek iyi. Ha. Mot, negatif ek. Aslında yapamamak. Olumsuzluk eki. Olumsuzluk eki. Not gibi. Not, kesinlikle öyle. Heyo, hada, yapmak. Mastar hali, hadadır. Ama zaten bunu söyleyebiliyorsa bir insan Korece'yi ana dili gibi biliyordu bence. Şimdi Tonguç'um artık bunu bir ezberliyorsun. Karşına çıktım. Hangukmal çalmoteyo. Çokgumman heyo. Çokgum halsu issoyo. Çokgum biraz. Çokgum halsu issoyo. Ya da çokgum heyo. Söyle bakalım Tonguç'um. Hangukmal çalmoteyo. Adam zaten bunu söyleyişinden anlar yani. Bunu söyleyişinden adam zaten dedi. Tamam, bırak pes ettim demiştir.
Devam ediyoruz. Ülkeden dışarı alalım lütfen. Bunu alalım. Hemen dışarı. Ancak mutlaka arkadaşlarımızdan bunu çok güzel telaffuz edebilecek olanlar var. Hangukmal çalmoteyo. Çokgım heyo. Çokgım azıcık. Hocam bizim alttaki pronansiyon şeyde Türkçeliğin yazınca biraz. Mesela orada cal yazıyor, siz çal diyorsunuz. Orası siz... Aslında Tonguç'cum şöyle bir şey var. Doğru. Bu aslında C harfi. Ama çok güzel bir nokta. Bunun gibi bazı harfler hecenin başına geldiği zaman bu ses sertleşir. Nasıl bizde de bu fıstık şahap bir şeyler var ya. Aynen öyle. Korece'de de var. Koreli şahap. Normalde C iken biz bunu aslında çığ sesi gibi okuyoruz. Mesela kimbapta da vardı, hatırladın mı? Mesela G sesi aslında G sesi kimbap. Kimbabın başında ama hecenin başına geldiğinde biraz sertleşiyor. Biz onu K sesi gibi okuyoruz. Yani daha kı, çı sertleşerek okuyoruz. Bunları tamamen pratik yaparken kelimelerle karşılaştığın zaman daha iyi hatırlayacaksın. Burada tamamsak geçiyoruz. Aa, bu da çok önemli hocam. Ben yapamam yani. Ağacın etrafına sonata falan yapamam. Kritik. Aman zaten Kore'de yaparsan. Kaliteli bir insanım ben hocam. Tonguç'un kalitesinden asla taviz vermiyoruz. O yüzden öncelikle öğrenmemiz gereken şey. Ücretli mi hocam Kore'de tuvaletler? Ben Kore'de public yani halk tuvaletleri vardır Tonguç'cum. Görmüştüm ama çok sık da karşılaşmadım. En önemli işimiz şişimiz. Bunu bir kez daha dile getirmek istiyorum. Tabii yani. Tonguç için kritik bir nokta bu. O yüzden dikkat ediyoruz. Ha jang shil. Ha jang shil. Hua jang shil. Ha jang aslında geçen haftalarda öğrenmiştik. Aslında kozmetik anlamına da geliyordu. Türkçede de Tonguç çok ilginç değil mi? Hani tuvalet masası derler ya böyle kadınların kozmetik eşyalarına dizdiği. Evet hocam. Aynen Korece'de de öyle. Hacang aslında tek başına kozmetik ya da işte tuvalet anlamı varken hacang şil gördüğümüz gibi tuvalet. Odi yeyo. Odi nerede demek. Odi nerede. Hacang şiri odi yeyo. Hacang şiri odi yeyo. Tuvalet nerede. Tuvalet nerede. Hacang şil. Tonguç'cum söyle bakalım. Hacang şiri odiyeyo. Hacang şiri odiyeyo. Ya da buraya başka bir şey koyabilirsin. Restoranı soracağız. Restoran odiyeyo. Restoran şiktangdı. Şiktangi odiyeyo. Şiktangi odiyeyo. Okul neydi? Hakyo. Hakyoga odiyeyo. Hakyoga odiyeyo. Okul nerede? Sorduk. Şimdi bu da çok basit ama çok işine yarayacak bir şey. İsaya? 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 Var mı? Şu İsa'ya. İsa'ya Tonguç Bey'in o. Buralarda dolaşıyorsun diyor ki buralarda bir restoran var mı? Yogi ise o. Şiktang İsa'ya. Şiktang İsa'ya da hacangşil. Az önce öğrendik tuvalet. Hacangşil İsa'ya. Tuvalet var mı? O da de ki opsa'ya. Yok Tonguç'cum. Koş diyor koş, sana. Koş ağacın dibine. Koş. Ağacın dibine. İsa'ya. İsa'ya. Cevap olarak eğer yoksa opsa'ya diyoruz. Opsa'ya. Evet Tonguç'cum. Aa, bu da önemli. Bu ben kazık yemem. Yani oraya kadar gidip Kore'ye gidip kazık yedi geldi getirmem kendime. Yok. O yüzden olmaz. Kore'de de alışveriş yaptığım bir şeyler aldı. Çok önemli. Kritik. Peki burada ne kadar? Ney ne kadar derken olma. Olma ne kadar arkadaşlar? Olma yeyo. Olma yeyo. Bu nasıl söylüyoruz? İgo. 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 İgo olma yeyo. İgo olma yeyo. İgo olma yeyo Tonguç. 10 TL. 10 TL. 10 TL. Yapıştır. 10 TL. İgo olma yeyo. İgo olma yeyo. Hocam bizim Türkiye'de şöyle şeyler var. Mesela Galata Kulesi'ne gittiğiniz zaman giriş 5 TL yazıyor. Harflerle yazmışlar. B, E, Ş diye. Entrance 10 TL yazmışlar. Evet. Onu rakamla yazmışlar. He, onu niye turistler öyle acaba? Aynen. Kore'de de öyle şeyler var mı? Ben onlarla da görmüyorum. Yok, ben Kore'de hiç öyle bir şeyle karşılaşmadım Tonguç'cum. Her yerde. O bizim misafirperverliğimiz. Evet, ancak öğrenci indirimi olabiliyor Türkiye'deki gibi. Öğrenciysen belli indirimlerden faydalanabiliyorsun. Yani turist iki katı durumu yok diyorsunuz. Yok, öyle bir sıkıntı yok. Kore'de ayrıca çok güvenli bir ülke, rahatlıkla seyahat edebileceğim bir yer. Son sözleri bu oldu. Ay hayır Tonguç'cum. Allah korusun. Şimdi Korelilerin çok sık kullandığı böyle o seslerini böyle yükselte yükselte kullandıkları bir şey var. Ah, cinca yo? Cinca? Cinca yo? Yani şey, oh really? Oh really? Like, I can't believe. Cinca? O cinca? Cinca. Demek ki çok yalan söylüyorlar. O yüzden teyit alıyor. Gerçekten mi? Nedense bunu çok kullanıyor Tonguç'um. Yemin yalan. Et. Yeminle. O da diyor ki, ah cinca? Bir şeye şaşırır. Çok güzel, çok harika, çok pahalı bilmem ne vesaire. Ah cinca? Gerçekten mi? Bunu da çok sık kullanıyor Koreliler. Korece zevkli bir dil. Korece çok eğlenceli. Gerçekten kendini böyle vererek o sesleri taklit edersen daha keyif alırsın. Sana biri bir şey söylüyor. Şunu yapar mısın Tonguç? Buraya yapar mısın? Ya gel benle biraz takılalım. Senle biraz barlara gidelim. Andeyo. Andeyo. Andeyo.
Hatta bir küçük bir çocuğun videosu var bebeğin. Ona dondurma bir andeyo, andeyo diyordu. Aa, izledim hocam onu. İzledin mi Tonguç'cum? Evet, aynen oradaki gibi. Olmaz, hayır, olmaz diyorsun. Andeyo. Andeyo. Ve yine Korelilerin çok kullandığı bir film izledin ya da bir reklam izledin. Kore'de bir etkinliğe katıldın. Aa, Cem İsoyo. Çok eğlenceli. Cem İsoyo. Çinçe, gerçekten. Çinçe Cem İsoyo. Çinçe Cem İsoyo. Çinçe Cem İsoyo. Gerçekten çok, çok eğlenceli. Çok eğlenceli. Evet Tonguç'cum. Aa, ödüllü soru. Şimdi Cem İsoyo'yu öğrendik. Burada bir ufak değişiklik var. Aslında videomuzda buna dair bir ipucu bulabilirsin. Cem'i opsoyo. Cem'i opsoyo. Cem'i opsoyo diyen Tonguç ne demek istiyor? Doğru şıkkı bulun arkadaşlar. Aha da bal reklamı. Yok yok, abone ol. Facebook'u beğen. Instagram'ı da takip et. Bunlar ne peki? Videoyu beğen. Paylaşmayı unutma. Bu da mı bal değil? Bildirimleri aç. Haberdar ol. Peki bu yukarıdakiler ne? İşte bal. Bunlar da videolar. Tıkla tıkla tıkla. Beğen butonuna çok tıkla. Paylaş. Beğen butonuna çok tıkla. Paylaş.